İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haftanın son haber bülteniyle karşınızdayız. New York temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Dışişleri Bakanı Donika Gırvala ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile dün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani son görüşmelerinden bu yana yaşanan gelişmeler hakkında ABD Devlet Sekreteri Antony Blinken'ı bilgilendirdiğini ve bölgede barış ile istikrar için angajeliğine olan bağlılığından dolayı kendisine teşekkür ettiğini duyurdu. Avrupa Birliği'nin Kosova-Sırbistan diyaloğu özel temsilcisi Miroslav Lajčak, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile New York'ta dün bir araya geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada AB temsilcisi Miroslav Layçak, "New York'ta Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştüm. Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesi için diyalogda izlenecek yol ve somut çözümlere duyulan ihtiyaç konusundaki istişarelerimize devam ettik." ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin Kosova-Sırbistan diyaloğu özel temsilcisi Miroslav Lajčak Son haftalarda yoğun bir gündemle bölgeyi sık sık ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ABD ziyareti çerçevesinde Yeni Zelanda Başbakanı ile de bir araya geldi. Meclis Genel Kurulu bugün de çalışmalarına devam ediyor. Dün uzun, sü uzun saatler süren grev görüşmeleri bugün de meclis gündemindeydi. Meclis oturumu muhalefetin greve yönelik sunduğu karar tasarısının görüşülmesiyle başladı. Ana muhalefet partisi PDK tarafından sunulan tasarıda 3 talep dile getirildi. Bunlardan ilki hükümetin sendikalarla diyaloğu 48 saat içinde başlatması ve nihai çözüme kadar devam ettirmesi ve böylece grevin sona ermesiydi. İkinci olarak muhalefet, Bağımsız Sendikalar Birliği temsilcilerinin maaş yasası çalışma grubuna dahil edilmesini talep etti. Muhalefet ayrıca hükümetin sendikaların diğer taleplerine yönelik tedbirlere başvurmasını istedi. Ancak muhalefetin sunduğu karar tasarısının meclisten geçmesine iktidarın kullandığı hayır oyları engel oldu. Karar tasarısı 22 evet ve 39 hayır oyu aldı. 6 milletvekili ise çekimser kaldı. Meclis Eğitim Komisyonu, Eğitim Bakanı, Maliye Bakanı ve sendika temsilcileriyle grev konusunu görüştü. Eğitim Bakanı Arbure Nagavsi ve Maliye Bakanı Hekuran Murati, Eğitim Sendikaları Birliği temsilcileriyle grev konusunu görüştü. Eğitim Sendikaları Birliği'nden İmer İmeri, sendikalar bu durumun sona ermesini istiyor. Ancak bunun için adil ve daha çok diyaloğa ihtiyacımız var. Diyalog olmadan bu durum sona ermez. Aynı isteği hükümet yetkililerinden de görmek istiyoruz dedi. Eğitim Bakanı Arbure Nagavsi ise sendika üyeleriyle onlarca görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek tüm sorunların görüşüldüğünü söyledi. Nagatsi, sendikaların da talep ettiği gibi öğretmenlerin maaş kat sayısının maaş yasası çalışma grubunda dikkate alındığında sözlerini ekleyerek anlaşamadığımız tek nokta 100 euro ek ödenek oldu dedi. Maliye Bakanı Hekuran Murati ise grev konseyinin talepleri sürekli değişirken anlaşmaya varılamayacağını belirtti. İmer İmeri bakanın taleplerini yanlış yorumladığı için bir anlaşmaya varmaya hazır olmadığını iddia etti. Toplantıda daha sonra Bakan Murati'nin İmer İmeri'yi belli siyasi gruplara yakınlığı ile itham etmesiyle tansiyon yükseldi. Sağlık Bakanı Rifat Latifi, Avrupa Parlamentosu milletvekili Lucas Mandal ile görüştü. Sağlık Bakanı Rifat Latifi, Avrupa Parlamentosu milletvekili Lucas Mandal ile görüşmesi ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Mandal'ın Kosova doktorları ile vatandaşların serbest dolaşımına yönelik verdiği çabalar için minnettar olduğunu söyledi. Latifi, Avusturya, Kosova'da sağlık sektörünü de doğrudan etkileyen Avrupa Birliği Konseyi'ne üyelik talebimizi desteklemiştir, dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Avusturya Milletvekili Lukas Mandl ise, Kosova vatandaşlarının ülke içinde hapsolduğunu ve bu nedenle ülkeye yönelik vize muafiyetinin bir an önce sağlanması gerektiğini kaydetti. Kosova'daki NATO barış gücü Keyfor'da görev yaptığı sırada şehit düşen Assubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun Şehadetinin 23. yıl dönümü dolayısıyla Dragaş'ta anma töreni yapıldı. Türk Temsil Heyeti tarafından düzenlenen ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı anma töreni Dragaş'ta gerçekleşti. Kosova'daki NATO gücü Ford'a görev yaptığı sırada şehit düşen As Kademli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun şehadetinin 23. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni Saygı duruşu İstiklal Marşı ardından anıta çelenk konulması ile devam etti. <Sessizlik> Alma töreninde söz alan Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka Kosova halkının barış ve refahı için Dragaş'ta şehit düşen şehidimizi minnetimizin göstergesi olarak şehit düşüşünün 23. yıl dönümünde dualar eşliğinde anıyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Prezident Başkonsolosu Sayın Serdar Özaydın konuşmasında Assubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun bir bombanın imhası esnasında Kosova topraklarında Dragaş'ta şehit düştüğü dedi. Assubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı, şerefli bir askeri olarak NATO bünyesindeki görevini icra etmekteyken 22 Eylül 1999 tarihinde bir bombanın imha edilmesi sırasında Kosova topraklarında Dragaç'ta şehit düştü. Kosova Türk Temsil Heyet Komutanı Muharebe Yarbay Yılmaz Yaşar konuşmasında bugün burada acımızı bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkürlerimi sunarım dedi. Değerli misafirlerimiz, bugün burada bizimle birlikte olmanızdan büyük onur duyuyoruz. Acılarımızı ve duygularımızı paylaştığınız için şükranlarımı arz ederim. Tören, tüm şehitlere dua edilmesi ardından sona erdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasında 200 isim üzerine durulduğunu belirterek, Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik dedi. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız bu adımda tabii öncelikli tal koridoru meselesi ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tal koridorundan gidişler oldu diyen Erdoğan şunları da kaydetti hala devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna'dan. Rusya'yı da başlattığımızda en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere Gübren akrini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir. Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz nokta esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirlerimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı. Rusya destekli ayrılıkçıların lideri Puşlin'in Ukrayna'nın doğusundaki havan topu atışlarının devam etmesi ve Ukray ordusunun saldırı düzenleme olasılığı artması nedeniyle bu kararın alındığını kaydetti. Sosyal medyadan açıklama yapan Pushilin bölge sakinlerinin tahliyesini Rusya'nın kabul ettiğini ve öncelikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların tahliye edileceğini belirtti. Öte yandan Ukrayna güçleri Donetsk'teki liman şehrinde ilerlemek için bölgedeki Rus güçlerine ait mevzilere yönelik saldırılar düzenliyor. Yerel basındaki haberlerde Ukrayna güçlerinin son olarak Luhansk bölgesinde Bilohorivka köyünü Rus güçlerinden geri aldı ve bölgede ilerlediği yönünde bilgiler yer alıyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin organizasyonuyla Priştine Dardanya Okçuluk Kulübü tarafından verilen iki aylık eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler Şardağların Gözdesi Preval'da düzenlenen etkinlikte sertifikalarını aldılar. Şardağların Gözdesi Prevalası ormanlık alanında düzenlenen ve piknik havasında geçen programda katılımcılar hem yarışta hem de çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirdi. Küçükler ve büyükler kategorisinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren tüm sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Etkinlikle ilgili konuşan Yunus Emre'nin Enstitüsü Koordinatörü Doktor Mehmet Ülker, organizasyondan dolayı Priştine Dardanya Kulübü'ne teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. 2021 yılında Kosova'nın dört şehrinde başlatılan kurslardan yaklaşık 1360 kişinin faydalandığını vurgulayan Ülker, 2022 yılında yeni 6 kurs merkezi açmayı planladıklarını ve toplam 10 kurs merkezinde kursiyer sayısının 2000'in üzerine çıkarmaya hedeflediklerini kaydetti. Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle 2021 yılının Haziran ayında Kosova'da ilk defa geleneksel Türk okçuluk kursları düzenlemeye başladık. Her yaş grubunda katılımcıların olduğu geleneksel Türk okçuluğuna çok büyük bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Türk okçuluğu kurslarını Kosova devamında uluslararası müsabakalarda daha ileriye taşımak için kulübümüzü kurduk. Umarım büyük başarılara imza atacağız. Türk okçuluğu dünya sahnesinde sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı İşbirliği ile 2017 yılından bu yana yürütülen Kemankeş projesi kapsamında günümüzde dünya genelinde geleneksel Türk okçuluğunu tanıtan Kemankeş projesine katılan ülke sayısı 37'ye ulaştı. Sayın seyircilerimiz Kosova Filarmoni Orkestrası 25 Eylül'de Türkiye'nin İzmir şehrinde konser verecek. Kosova Filarmoni Orkestrası 16. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında 25 Eylül'de İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verecek. Konserde koro şefi Grida Kraya olacak. Diğer taraftan Kosova Filarmoni Orkestrası'nın sahne alacağı konserin solisti Yeşim Gökalp olacak. Halka açık düzenlenecek olan konser Türkiye saatiyle saat 20'de başlayacak. Sırada hava durumu var ardından kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu hava hüküm sürüyor. Başkentte gün ortasında termometreler 14 dereceyi gösterdi. Hidrometeoroloji kurumu yetkililerince yarın açık ve güneşli havanın hüküm süreceğini, hava sıcaklıklarında da artışın yaşanacağını tahmin ediyorlar. Öyle ki gününe yüksek hava sıcaklıkları 17 ila 19 derece arasında seyredecek. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi noktalıyoruz. Pazartesi günü yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.